Merhaba. Bugün size orijinali East Anglia Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren Ogun Fisher tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Bu bölümde algı ile ilgili klasik felsefi problemin gündemini oluşturan paradokslara bakıyoruz. Bu paradokslar tartışılmaz varsayımlardan endişe verici sonuçlara götüren ikna edici argümanlardır. Genel olarak etrafımızda, ev ortamında, çevremizdeki masa, sandalye ve bıçakları görebildiğimize inanırız. Ancak yanılsama argümanı ya da halüsinasyon argümanı olarak bilinen paradokslar bizim böyle fiziksel nesnelerin hiçbir zaman doğrudan farkında olmadığımız sonucuna varmamızı sağlar. Etrafımızdaki fiziksel nesnelerden subjektif imgeler, algılar ya da duyu verilerinden oluşan bir örtüyle ayrıldığımızı ileri sürerler. Bir önceki videoda fiziksel nesnelerin şekil, boyut ya da renk açısından olduklarından farklı görünmeleri durumunu açıklayan yanılsama argümanına bakmıştık. Mesela yuvarlak bir madeni paraya yandan bakarsak elips şeklinde görünür. Şimdi de halüsinasyon argümanına bakalım. Bu argüman, insanların etrafta duyacak ya da görecek bir şey olmadığı halde bir şeyler duymalarını ya da görmelerini doğal karşıladığımız durumları ele alır. Argümanın basit versiyonu bu tür durumların gerçekte var olduğu gözlemiyle başlar. Örneğin, şizofreni hastalarının duyduklarını belirt Di bazı sesleri yakınlarındaki hiç kimse duymaz. Duydukları sesler aynı ortamda bizzat onlarla konuşanlara ait değildir. Mesela Shakespeare'in Macbeth'indeki gibi görsel halüsinasyonlarda Macbeth bir çılgınlık ya da yoğun endişe halinde önünde bir hançer görür ama gerçekte o ortamda görülebilecek bir fiziksel nesne yoktur. Bu nedenle gördüğü hançer fiziksel bir nesne olamaz. Bu tür halüsinasyonlar görürken insanların başka bir şey görmeleri ya da duymaları gerekir. Bunlar etrafta herkesin görebileceği ya da duyabileceği maddi nesneler ya da insanlar değil de yalnızca halüsinasyonu gören kişinin farkında olduğu maddi olmayan nesnelerdir. Bu fiziksel olmayan, kişiye özgü farkındalık nesneleri genellikle duyu verileri olarak adlandırılır. Her halükarda halüsinasyon durumunda kişiler fiziksel nesneler yerine bu duyu verilerinin farkındadırlar. Ayrıca insanların normalde olmayan şeyleri gördüklerini söylemelerini doğal bulduğumuz klinik olmayan durumlar da var. Bunlar genelde psikologların teknik olarak optik yanılsama diye sınıflandırdıkları durumlardır. Meşhur Herman ızgara ilizyonuna bir bakın. Kesişme yerlerinde noktalar göreceksiniz her nokta ona doğru baktığımız anda yok oluyor. Ancak bakışınızın odağını değiştirdiğinizde yeniden ortaya çıkıyor. Bu noktalar fiziksel nesnelerden daha geçici bir varoluşa sahipler. İşte bunlar da duyu verileri. Yanılsama argümanında olduğu gibi, halüsinasyon argümanı da ilk olarak, insanların belli durumlarda fiziksel nesnelerdense duyu verilerinin farkında olduklarını ileri sürer. İkinci adımda da bu belli durumlardan tüm görme ve duyma vesaire durumlarına doğru bir genelleme yapar. Şüphesiz halüsinasyon argümanı kendileriyle gerçekten konuşan insanların seslerini duyduklarını hisseden şizofreni hastalarıyla devam eder. Duydukları sesler yüksek ve aynı gerçekten odada birileri onlarla konuşuyormuş gibidir. Benzer şekilde Macbeth'in halüsinasyon olarak gördüğü hançer tıpkı fiziksel hançeri görmek gibidir. Bu nedenle ona doğru uzanır. Bunu yaşayanlar halüsinasyon deneyimleri ile bizim konuştuğumuz konuşmalarımızı duyma ya da e, seçtiği silahı görme gibi normal algısal deneyimler arasındaki farkı bilemezler. Ancak basit bir muhakeme ile benzer gibi hissedilen ya da görünen deneyimlerin aynı türden şeylerin deneyimi gibi olduğunu öne sürebiliriz sonuçta başka hiç kimsenin duyamadığı ya da göremediği kişiye özgü duyu verisi herkese açık fiziksel nesnelerden ve etraftaki herkesin duyabileceği seslerden son derece farklıdır şüphesiz bu son derece farklı şeylerin farkında olmak insanda aynı hisleri yaratamaz bu nedenle halüsinasyon durumunda kişi kendine özgü duyu verilerinin farkındaysa ona tamamen aynı görünen ya da hissedilen sıradan bir algılamada da aynı şekilde kişiye özgü duyu verisinin farkında olmalıdır. Argümanın ikinci temel basamağı Herman ızgara illüzyonu gibi klinik olmayan durumlarda pek iyi işlemiyor. Gri noktaları ve beyaz kesişim yerlerini görme deneyimizin ve bu kesişim yerlerine gerçekten fiziksel olarak uygulanmış geniş boya lekelerini görmeyle aynı deneyim olmadığını söylememiz gerek. Onlara odaklandığınızda hala boya lekelerini görüyorsunuz ancak duyu verisi örneği olan gri noktaları görmüyorsunuz. Gerçekten de bu argümanın savunucularının çoğu klinik vakalarda bunun ne ölçüde farklı olduğunu bilmiyorlar. Şizofreni hastası birinin bir hançer halüsinasyonu gördüğünde onun hançeri gerçekten gördüğü zamanki gibi bir deneyim yaşayıp yaşamadığını bilmiyorlar. Bu da bir engel getiriyor. Bu engel bizi argümanın daha basit bir versiyonuna götürüyor. Freddie Ayer gibi 20. yüzyıl analitik filozofları bizim için halüsinasyon deneyimlerinin hançeri görmekten yani gerçekten hançeri gerçekten görmek gibi bir deneyim olmasının mümkün olduğunu varsayarlar. Ayrıca bu argümanın görmek fiilini sıradan anlamında kullanmadığını açıklarlar. Bu sıradan anlamında yani ilk sözlük anlamında diyeyim, karşımızda görülecek bir şey vardır. Yani Macbeth elbette hançeri bu anlamda görmüyor çünkü ortada görebileceği bir hançer yok. Argümanın daha zor bir versiyonu fiilin genişletilmiş olgusal anlamını ortaya koymaktadır. Bu genişletilmiş anlamda fiil, bir kişinin deneyimini fiziksel çevre hakkında herhangi bir şey ifade etmeden tarif etmek için kullanır. Yani Shakespeare, tıpkı bir hançer görmek gibi olası bir deneyimi anlattığı zaman, bu deneyimi Macbeth'in bir hançer gördüğünü söyleyerek kurallara uygun olarak tanımlayabiliriz. Ancak argüman şöyle devam ediyor. Fiziksel bir hançer bariz bir şekilde burada olmadığı için, Macbeth'in fiziksel bir nesneyi gördüğünü söyleyemeyiz. O halde gördüğü sözde hançer, duyu verisi olmalı. Shakespeare tarafından anlatılan olası deneyim, aynen fiziksel bir hançer görmenin gerçek bir deneyimine benziyorsa, iki deneyimin aynı nesne hakkındaki farkındalığı içermesi gerekir. Eğer Macbeth, hançer halüsinasyonu gördüğünde duyu verisinin farkındaysa, fiziksel bir hançer gördüğünde de duyu verisinin farkında olmalıdır. Daha da genelleştirmek gerekirse, herhangi bir şeyi duyma ya da görme deneyimi için, tıpkı onun gibi olan bir halüsinasyon deneyiminin de olası olduğunu biliyoruz. Bu olası deneyimler sadece duyu verisiyle ilgili farkındalığı içeriyorsa, o halde ne zaman bir şey görür ya da duyarsak duyu verisinin farkında oluruz. Fiziksel nesneler bir bütünün arkasında gizleniyor olabilirler. Ancak onlara yapabildiğimiz kadar dikkatle baktığımızda hiçbir zaman sadece etrafımızı saran fiziksel nesneleri görmeyiz.